Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılarla hükümet güçleri arasında karşılıklı olarak esir değişimi yapıldı. Karşılıklı esir değişiminin ardından 52 ayrılıkçı ve 139 Ukrayna askeri serbest bırakıldı. Minsk mutabakatına göre 15 Şubat'ta ateşkes sürecinin başlamasının ardından tarafların karşılıklı olarak tüm esirleri serbest bırakması öngörülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry ise hala taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Rusya ilave yaptırım tehdidinde bulundu. Şu ana kadar Rusya ve ayrılıkçılar sadece birkaç bölgede taahhütlerini yerine getirdi. Debaltse ve Mariupol kentleri ve diğer stratejik yerlerde üzerlerine düşeni yapmadılar. Bu kabul edilemez. Bunu sürdürürlerse sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırlar. Zaten kötü durumdaki ekonomileri daha fazla sıkıntıya düşer. Bu arada Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese rağmen son günlere kadar çatışmaların yaşandığı Debaltseve'ye Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri girmeyi başardı. AGİT gözlemcilerinin kente 5 kamyon gıda, tıbbi ilaç, battaniye ve diğer eşyalar getiren Kızıl Haç Komitesi ekibine refakat ettiği bildirildi.